Hava ısısı sürekli değişiyor ama buna değiyor. Bir yanda böyle çiçekler, böcekler, renkler, sümbüller açmış, frezyalar, şefboylar. Yani şu an oksijen zehirlenmesi yaşıyor olabilirim. Kır çiçekleri. Doğa artık uyanmış ama biz evin içinde çok üşüyoruz. Yani evlerimiz çok soğuk. Evlerimizi ısıtmak da çok maliyetli. İş yerlerini düşünemiyorum bile. Fırın yemeklerini çok seviyorum ama artık fırında yemek yaparken elim titriyor. Fatura çok yükseliyor. En basitinden yemeği lezzetlendirmek için böyle en son fırına süreriz. Mesela ıspanak yaptık. Üzerine yumurtayı kırarız, fırına süreriz. O ıspanak başka bir şeye dönüşür. Böyle ağızda çoğalan, kekremsi suyunu bırakan ıspanaktan ziyade daha böyle kıtır, lezzetli bir şeye dönüşür. Fırın o yüzden çok önemli. Ama fırına sürüyorum. O yumurta pişmek bilmiyor. Böyle başında bekliyorum. Ay ay, işte hayat. Dağların tepelerinde kar. Koyunlar, keçiler. Bu coğrafyada koyun ve keçi besiciliği çok iyi. Çünkü sürekli Akdeniz iklimi ve sürekli yeşil. Yani şurada 5 dakika yürümek insana müthiş bir şifa veriyor. Şimdi markete gidiyorum. Marketçi kız sürekli telefonla konuşuyordu. Mağazanın içi darmadağın. Market arabaları her bir yere dağılmış. Ve şunun güzelliğinde mest oldum. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir güzellik var mı Allah'ım? Ah, çok güzel. Market arabaları darmadağın. Kadının bir tanesi gelmiş. Ağız ağız bağırıyor, konuşuyor. İşte şu var mı, bu var mı falan. Kız da arkasını dönmüş, telefonla konuşuyor. Kız bana dedi ki, alışveriş poşeti ister misiniz? Hayır, teşekkürler dedim. Sonra böyle bir hareketler yaptı. Günümüz gençliğinde şey var ya, böyle bir salgın var ya. Böyle tak diye masanın üstüne poşeti bıraktı. Ben de şaşırdım herhalde dedim yani. Diğer müşteri için hazırlık yapıyor, işi kolaylaştırmak için. Sonra fişe bir baktım, alışveriş poşeti yazıyor. Ya istemiyorum diyorum kardeşim, anlamıyor musun yani? Şimdi oraya gideceğim. Müşteri hizmetlerini aradım. Şok müşteri hizmetlerini. Açılmıyor. Böyle insan şey hissediyor. Bazen telefonlarımız başka yerlere yönlendiriliyormuş ya. Çünkü koskoca kurumsal bir marketin müşteri hizmetleri telefonu açılmıyor. Ve tam 4 kere bekledim. 2 defa aradım. Tam 4 dakika bekledim. Hani bu akıl alacak gibi bir şey değil. O kadar güzel ki her şey. Ay, doğaya çıkınca her şeyi unutuyorum. Her şeyi, çok güzel. Bir türlü netlemiyor. Ama kirsiş olması gerekiyor. Her yer şöyle deri dikeni. Şimdi bunları kesip yiyeceksin. Müthiş. Sulu, lezzetli, şifa. Toprakta bir sürü şifre var. Ve bu şifreleri, şifayı oluşturmak için gözümüzde göremediğimiz milyonlarca canlı çalışıyor. Mesela kirli suları temizliyor. Toprağı gübreliyor. Tabii bizim gözümle gördüğümüz
İşte belli başlı şeyler var. Mesela solucan gibi. Ya da salyangoz gibi. İnsanlar salyangoz kremlerine dünya para veriyorlar. Ama bahçelerinde görünce çığlık atıyorlar. Bu nasıl bir mentalite anlamıyorum. Toprağı besliyor işte. Bu bir gerçek. Mesela burada yonca türü bir şey var. Rüzgarla tohum buraya gelmiş. Şimdi burada toprağı azotluyor. Azot da bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu madde. Büyüme ve gelişme döneminde en çok ihtiyaç duydukları element. İşte şimdi kıza soracağım. Niye beni dinlemedin? Niye poşet verdin? Ben istemiyorum. Yani satın almadığım bir şeyin parasını niye ödeyeyim? Değil mi? Yıllar önce insanları ekranlara çıkarıyorlardı. Param olmadığı için bebek maması çaldım. Param olmadığı için çocuğuma ilaç çaldım. Param olmadığı için süt çaldım diye. Yani insanları bu şekilde ifşa ediyorlardı. Bu çok acınası bir şey. Ama marketlerin veya kurumsal dev şirketlerin yaptığı eksiklikler kimsenin gözüne batmıyor. Bu poşet olayı da bence son dönemlerde fazlaca istismar ediliyor. Tıpkı maskede olduğu gibi. Maskede eğer takılacaksa takılacaktır kardeşim. Takılmayacaksa da takılmayacaktır yani. Maskeyi takması zorunlu olan kişiler var. Mesela sağlık sektörü, gıda sektörü. Bu canlar yüzünden köpeğimin ayağı defalarca kanadı. İşte hayatımız bir koşturmaca böyle gidiyor.